yönetmenin yazarın önüne geçtiği ve tekniğin, hikayenin ve oyunculuğun önüne geçtiği bir film bu. Kesinlikle, bence de doğru sıralama o yani. Doğru sıralama bu. Yani normalde mesela ben iyi bir filmde iyi bir hikaye olması gerektiğine inanırım. Mesela bana göre hikaye o kadar sağlam değil. Ama şunu kabul edelim, romandakinden daha iyi bir hikaye. Yani o Gavin'in anlattığı o yani metafizik, o işte böyle daha önce ölmüş bir intiharın laneti işte ailede sürüyor, işte onun cesedinin şey onun hayatını yaşıyor ve onunla aynı gün intihar edecek. Bu anlattığı saçma hikaye. Yani Scotty baştan buna gülüyor biliyorsun. O benlik bir şey değil, hani bunun psikiyatra götür diyor. Ama sonra Hitchcock öyle hikayeyi öyle bir şekilde anlatıyor ki, mesela işte o önce gidip bir çiçek alması, sonra o çiçekle işte bir mezara ziyaret etmesi, sonra o mezardan çıkıp bir müzeye gidip müzede bir tablonun karşısına oturması ve biz tabloda birden o çiçeğin aynısının ve kadının saçıyla aynı topuzun bir tabloda bir karakter görmemiz. O karakterin tablonun adıyla işte mezardaki kadının adının aynısı olması. Carlotta Valdez. Sonra işte bir otele gitmesi, o otelin Carlotta Valdez'in evi olması. Yani bunların çoğu romanda yok. Mesela o çiçek detayı yok, müze detayı yok, tablo detayı yok. Bunlar işte gerilimi çok artırıyor ve biz birden Gavin'in anlattığı hikayeyi Scotty de dahil olmak üzere hepimiz ikna olmaya başlıyoruz. Bunlar tamamen Hitchcock'un hikayeyi birinci kısmını, romandaki gibi o birinci kısmı, Gavin'in hikayesini kusursuz hale getirmek için, hani o metafizik hikaye inanmamızı sağlamak için. Ulan burada hakikaten ilahi bir şeyler oluyor, ruhani bir şeyler var dedirtiyor bize.